Bir önceki videomuzda Yuan'la Amerikan doları paritesinin ona 1 olduğu bir dünyada yaşıyorduk. Bu paritede Çin Amerika'ya Amerika'nın ona sattığından daha fazla mal satıyordu. Bu sebeple kurlarda da bir dengesizlik oluşmuştu. Yuan daha pahalı hale gelmişti veya dolar daha ucuzlamıştı. İkisini de söyleyebilirsiniz. Peki bu para cinslerindeki bu değerlenme nereye kadar devam etmişti? Çin malları daha pahalı hale gelip bu mallar için Amerika'daki talep azalana kadar veya Amerikan malları daha ucuz hale gelip bu mallar için Çin'deki talep artana kadar ve iki ülke arasındaki dış ticarette de denge kurulana kadar devam etmişti. Dış ticaretin dengede olması için neler olması gerektiğini bu şekilde açıklamaya çalıştık. Ama diyelim ki Çin hükümeti Amerika ile olan dış ticaretlerinin dengede olmasını istemiyor. Çin diyor ki Amerika zaten gelişmiş bir ülke, bizimse daha gelişmemiz lazım. Endüstriyel üretimimizi arttırmak istiyoruz arttırabilmemiz için de bize mallarımızı satabileceğimiz bir pazar lazım. Amerika'ya yapacağımız ihracatın onlardan yapacağımız ithalattan daha yüksek olmasını istiyoruz diyorlar. İhracat odaklı büyümek istiyorlar. Kur seviyesinin burada oluşmasını, yuan'ın daha pahalı hale gelmesini istemiyorlar. Ve diyelim ki Çin hükümeti kur çipası kullanmaya karar verdi. Kuru 1 dolar için 10 yuan olarak sabitlemek istiyorlar kur çıpası kullanmaya karar verdiler çünkü mevcut durumu ilelebet sonsuza kadar korumak istiyorlar. İstiyorlar ki Çin, Amerika'ya, Amerika'dan satın aldığından çok daha fazla mal satsın. İhracatı ithalatından yüksek olsun. Ve bu sayede de Çin, endüstriyel üretimde sağlam bir baz oluşturabilsin istiyorlar. Bunun bir şekilde Amerika'nın üretimini azaltacağını tahmin edebilirsiniz. Sanırım biraz art niyetli bir davranış. Çin'in ürettiği mallar gitgide ucuzluyor ve Amerika'daki üretici ucuz Çin mallarıyla rekabet edemiyor. Tabi bu işin sadece Çin'e yani %100 tek bir tarafa yaradığını düşünmeyin. Bu durumdan aslında Amerika'da faydalanıyor ama bu konuya başka videolarda değineceğiz. Diyelim ki Çin hükümeti mevcut durumu korumak bir anlamda bir manada zamanı bu noktada durdurmak istiyor. Dış ticaretin dengede olmasını istemiyorlar kısacası. Peki mevcut durumu hiç değişmeden koruyabilmek için döviz piyasalarına ne şekilde müdahale etmeliler? Daha önce de söylediğimiz gibi eğer Çin malları satın alınırsa yuan için daha çok talep oluşuyor, yuan değer kazanıyor ve dolar da değer kaybediyor. Peki ne yapacağız da her iki hedefe birlikte, beraber ulaşacağız? Hem Çin'in Amerika ihracatı ithalatından fazla olsun hem de yuan değer kazanmasın. Ve işte burada Çin hükümeti, daha doğrusu Çin Merkez Bankası devreye giriyor. Çin Merkez Bankası yuan'ın değerini düşürebilmek için para basmaya karar veriyor. Şimdi buraya Çin Merkez Bankasını çizelim. Çin Merkez Bankası yuan basıyor. Daha önceki iki videoda dış ticaret dengesizliğinin olduğu bu senaryo üzerine durmuştum. Hatırlarsanız 1000 yuan'lık talep vardı ama sadece 500 yuan'lık arz vardı. Kısacası Çin Merkez Bankası arz ve talebi dengeleyebilir. 500 yuan basarlar ve bunu dolara çevirirler. Bu durumda ne oldu? Eğer parite sabit olsaydı, 1000 yuana çevrilmek için bekleyen 100 dolarlık talep vardı. 1000 yuanlık talep var. Çin Merkez Bankası devreye girmeden önce sadece 500 yuanlık arz vardı. Ama Çin Merkez Bankası devreye girdi ve 1000 yuan için talep var, yuan arzı sadece 500 yuan, o zaman biz de 500 yuan daha yaratırız dedi. Yeni para basıyorlar ve bastıkları yeni yuanları da Amerikan dolarına çevirecekler. Bu durumda arz ve talep dengelenecek. 500 yuan burada, 500 yuan burada, toplam 1000 yuanınız var ve bunu dolara çevirmek istiyorsunuz. Burada da 1000 yuan almak üzere 100 dolarlık bir talep var. Bunu yaparlarsa parite değişmeyecek. Her iki para cinsinin arz ve talebi eşit olacak. Bu işe yarardı. Ve emin olun zaten bir süredir yapmakta oldukları da bu. Ama gözden kaçırmamanız gereken bir soru var. Bunu sürekli yapmaya devam ettiklerinde neler oluyor? Çin'in Amerika ihracatı bu ülkeden yaptığı ithalattan yüksek kalmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası Yuan'ın ucuz kalmasını sağlayabilmek için sürekli olarak Yuan basıp bununla Amerikan doları satın alıyor. Yani ellerindeki Amerikan doları tutarı yükselmeye devam ediyor. Yuan basıyorlar ve dolar rezervlerini yükseltiyorlar. Buraya çizeyim. Çin Merkez Bankası çok yüksek tutarlarda dolar biriktiriyor. Tabi istedikleri kadar yuan basabilirler ve bunu dolara çevirebilirler. Ve burada çok ciddi tutarlarda dolar biriktirebilirler. Kendi lehlerine, kendi avantajlarına olan bu dış ticaret dengesizliğinin devam etmesini istedikleri sürece dolar biriktirmeye devam edecekler. Bunu yapmaya devam etmek zorundalar. Durdurmaları mümkün değil. Ticaret dengesini, daha doğrusu ticaret dengesizliğini korumak için bunu yapmaya devam etmek zorundalar. Bir sonraki videoda biriktirdikleri bu Amerikan dolarları ile ne yaptıkları üzerinde duracağız. Bu kadar yüksek miktarda doları nakit olarak tutmuyorlar. Bu dolarların ne şekilde kullanıldığının, Amerikan ekonomisine etkilerine değineceğiz.